اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين الى يوم الدين. امين والحمد لله رب العالمين. مساءكم الخير ايها الاصدقاء الاعزاء في هذا المساء نحن في الدرس الخامس عشر. Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Bu akşam 15. dersi işliyoruz. Burada geçen kelimeler ve deyimler daha önce de gördüğümüz, bildiğimiz kelimeler. El ammetu hala, el haletu teyze, el ceddu dede, el ceddetu nina. Bunların çoğulları ilki mühendis olduğu için ammetun ammat halalar haletun halat teyzeler ceddun ecdad ceddetun ceddat birisi düzenli bir çoğul ikincisi düzensiz bir çoğul yani ced dede de o düzensiz bir çoğulla ecdad oluyor. Ecdad kelimesini daha çok kullanıyoruz ced'den. Evet. Lejni daha önce de geçti. Bir bakıma li yani benim için bana Lejlina bizim için bize. Lejlike senin için sana da olabilir erkek. Lejlikuma tesni olduğu için bay bayan fark etmiyor. ki o bayan. Yani mühendis. Lejlihi onun için. Lejlikum çoğul erkekler müzekker sizin için. ha bayan için. Onun için yani bayan. Diyezi künne çoğul bayanlar mühennes için yine lejli hima hem erkek hem bayan için. Peki bunu bizim daha önce konuştuğumuz el üzerinden yapsak nasıl yapacağız? Li birincisi. Li eclihi, li eclihima, li li ejlihima, li ejlihinne li ejlike li kuma, li kum, li ki, li kuma, li li ejli li, li geçtik. Sadece lam ile yani onun için, benim için, senin için onlar için diyeceğimiz zaman sadece lamı da kullanabiliriz. Lehu yine parmak hesabı 14 sigada lehu lehuma lehum leha lehuma lehunne leke lekuma lekum leki lekuma lekunne li lena burada çoğullar tesniyeler ve müfretler yan yana verilmiş ama asıl orijinali bu parmak hesabıyla daha net bir biçimde tasrif edilebilir. Yani sıygası çekilebilir. Evet devam ediyoruz. Önce bu Arapça cümleleri yine birlikte okuyalım, seslendirelim. Ondan sonra da anlamlarına bakarız. El cümletül ula. Birinci cümle. İlâ eyne zehebe ehî ve uhtî. İlâ eyne zehebe ehî ve uhtî. El cümletü thâniye. Ebi ehheze kitâben li eclihima. Ebi أخذ كتابا لأجلهما. الجملة الثالثة: إلى أين ذهبت جدتي وجدي؟ إلى أين ذهبت جدتي وجدي؟ الجملة الرابعة: هذه المرأة جاءت لأجلهما. هذه المرأة جاءت لأجلهما. الجملة الخامسة: جدي... أكبر من جدتكم جدي أكبر من جدتكم الجملة السادسة هل رأيت خالتي؟ كانت صباحا في بيت عمتكم هل رأيت خالتي؟ كانت صباحا في بيت عمتكم الجملة السابعة يدنجي جملة أنا صادفت خالتكم هي كانت مساء عند أمي أنا صادفت خالتكم هي كانت مساء عند امي. الجملة الثانية ثمانية سكزين جملة بيت جدي أكبر من بيت خالتكم، خالتك بيت جدي أكبر من بيت خالتك. الجملة التاسعة أين صاحبك؟ جئنا لأجله، أين صاحبك؟ جئنا.. لأجله الجمله العاشره اين جارتكم امي جاءت لاجلها اين جارتكم امي جاءت لاجلها الجمله الحاديه عشر جدكم هل اشترى بيتا لاجلكم من هذا البلد جدكم هل اشترى بيتا لاجلكم من هذا البلد الجمله الثانيه عشر جدتي اشترت ساعة لأجلي جدتي اشترت ساعة لأجلي الجملة الثالثة عشر أبوكم اشترى هذا القلم لكم أبوكم اشترى هذا القلم لكم الجملة الرابعة عشر أبي أعطى هذه الساعة لأجلكما أبي أعطى هذه الساعة لأجلكما الجملة الخامسة عشر جدك انبسط من هذا المعلم جدك انبسط من هذا المعلم الجملة السادسة عشر هل صادفت جدي وكان صباحا في السوق هل صادفت جدي وكان صباحا في السوق الجملة السابعة عشر: بيت عمي أعلى من بيت خالكم، بيت عمي أعلى من بيت خالكم، الجملة الثامنة عشر: جدنا فقير لكنه كريم، جدنا فقير لكنه كريم، الجملة التاسعة عشر: عمتك أصغر من جارتنا، لكن خالتك أكبر من جدتي عمتك أصغر من جارتنا لكن خالتك أكبر من جدتي الجملة العشرون جدنا كان غنيا لكن خالتنا كانت فقيرة جدنا كان غنيا لكن خالتنا كانت فقيرة الجملة الحادي والعشرين Khaletukuma kânet mesâen fi beyti sahibina. Khaletukuma kânet mesâen fi beyti sahibina. Evet. Şimdi birinci baştan Arapça cümlelerin kelimelerine ve toplam cümle manalarına bir bakalım. Birinci cümlede ila de zehebe ve uhti. Kardeşim ile kız kardeşim. Bak arada ve var kardeşim ile kız kardeşim nereye gitti? İla eyne zehebe. Eğer ehi ile uht, eh ile uht yer değiştirseydi o zaman fiil de değişecekti. Ne olacaktı o zaman? Zehebet olacaktı. Uht mühennes olduğu için fiil de mühennes olacaktı. Ama fiile yakın olan kelime eh müzekker olduğu için fiil de zehebe müzekker olmuş. Evet, ikinci cümleye bakalım. Ebi ehade. Babam aldı. Ne? Kitaben. Bir kitap. Herhangi bir kitap. Kime almış? Hima. O ikisine. Arıyor ya kardeşini ve kız kardeşini. O ikisine. Şimdi yukarıda eh ve uht isim olarak geçmiş. İkinci cümlede isimleri saymıyor. İsimlerin yerine bir zamir getiriyor, tesniye bir zamir. Yani ikiliği anlatan bir zamir getiriyor. Şimdi iki cümleyi birleştirelim. Soruyor, oğlan kardeş soruyor. Kardeşim ve kız kardeşim nereye gitti? Babam o ikisine bir kitap aldı. Lejdihima'daki o tesniye zamir, eh ile uhta iki varlığı birden anlatıyor. Üçüncü cümleye bakalım. İle ceddeti. Bakın zehbet geldi. Niye? Ceddet mühendis olduğu için. Baba anne demek. Aynı zamanda anne, anne anne de demek. Peki nasıl ayıracağız biz bunları? Ceddetli um, ceddetli eb. Baba tarafından nine, ana tarafından nine diye Araplara ayırıyorlar. Ceddetli eb, eb baba. Ceddetli um, anne um. Anne tarafından ninem, baba tarafından ninem. Biz bunları Türkçe'de ayrı ayrı telaffuz ediyoruz. Baba anne diyoruz, anne anne diyoruz. Arapların öyle bir ayrım yok. Her ikisine de cedde diyor. Ama ayıracaksa onu baba sözcüğü getiriyor, anne sözcüğü getiriyor. Suudi Arabistan'daki cidde kelimesi de bu kelimeden geliyor. Hazreti Havva, anamız oraya indirildiği için cennetten orana adı asıl cedde. Biz çok kullanımdan dolayı cidde diyoruz. Evet. Dördüncü cümleye bakalım. Hadihil <laughs> mer'etu bu kadın caet geldi. Kim için geldi? Li <laughs> O ikisi için geldi bu kadın. İkisine geldi. İkisi için geldi. Yani kimi kastediyor? Dede ve ninesini kastediyor. Bu kadın onları ziyarete gelmiş de olabilir. Hadil mar'at uca'at li ziyaret cedde ve ceddeti. Evet. Beşe bakıyoruz. Ceddi detem. Ekvaru min ceddetikum. Sizin ninenizden daha büyüktür. Ekvaru. Kebir. Ekvar. Altıncı cümlede. Hel rayte gördün mü haleti teyzemi? Teyzemi gördün mü? Kanet idi sabahan sabahleyin neredeydi? Fi beyti ammetikum sizin halanızın evindeydi. Sabahleyin halanızın evindeydi o. Kânet. Kimden bahsediyoruz? Teyzeden. Mühendis olduğu için kânet gelmiş. Evet yedinci cümleye bakıyoruz. En esadeftu ben rastladım. Hâletekum sizin teyzenize rastladım. Hiye o. Mühendis olduğu için bakın huve değil hiye kânet idi mesela en akşamleyin neredeydi? İnde ummi annemin yanındaydı. Annem deydi. Evet. Sekiz cümle. Beytü ceddi dedemin evi ekbaru daha büyüktür min beyti haletike teyzenin evinden yani senin teyzenin evinden daha büyüktür. Dokuz. Eyne sahibuke. Arkadaşın nerededir? Eyne. Sahip olken. Cina li eclihi. Biz ona geldik. Yani onun için geldik biz demek. Cina, ca eden nefsi mütekellim mal gıyf citu cina. Ben geldim, biz geldik. Sahip zaten arkadaş. Ashab bu kelimeden. Arkadaşlar anlamında çoğul. On. Eyne caratukum kadın komşunuz nerededir? Ummi ca etli ecliha. Ummi annem caet et geldi li ona geldi onun için geldi 11 ceddukum dedeniz el iştara satın aldı mı beyten bir ev dedeniz bir ev satın aldı mı niçin li size nereden min hadel beledi. bu şehirden dedeniz bu şehirden size bir ev satın aldı mı 12 Ceddeti ninem iştarat satın aldı. Saaten bir saat. Li bana. Li de diyebilirdi. Ceddeti iştarat saaten li veya ceddeten ceddeti iştarat li saaten de diyebilir. Yani meful fiilden sonra geleceği için iştarat li saaten. Ama burada li kelimesini tanıttığı için onu getirmiş. Ninem bana bir saat satın aldı. 13. Ebu Hukum, babanız iştara satın aldı. Hadel kaleme bu kalemi. Kim için? Lekum. Sizin için. Size babanız bu kalemi sizin için satın aldı. 14. Ebi, babam ata verdi hadihi saate bu saati babam verdi. Kime? Liyecli kuma, ikinize. Bu da tesniye. Babam bu saati ikinize verdi. Cedduke, 15. Cedduke, deden. İmbesate, memnun oldu, memnun kaldı. Kimden? Min muallimi. Bu öğretmenden. Deden bu öğretmenden memnun kaldı. Evet, 16. Hel sadefte, rastladın mı? Kime? Ceddi dedeme rastladın mı? Bu kana sabahan fi suqi. O sabahleyin çarşıdaydı. Suq. Daha önce çok geçti. Tesvik pazarlama demekti. Tesvik. Araplar buradan biz de buradan bir kelime çıkardık. Biz sokak kelimesini buradan çıkardık. Araplar da bize bakarak onlar da zukak diyorlar. Halk dili. Evet 17 Beytu Ammi amcamın evi a'la daha yüksektir. Nereden? Min beyti haliku. Sizin dayınızın evinden daha yüksektir amcamın evi. Evet. 18. Cedduna fakirun. Dedemiz fakirdir. Lakinnehu fakat o kerimon. cömerttir. Dedemiz fakirdir ama fakat cömerttir. 19. Ammetuke senin halan. Esgaru daha küçüktür. Min caratina, bizim komşu kadından daha küçüktür. Lakin ne fakat senin teyzen ekbaru min ceddeti benim ninemden daha büyük. 20. cümleye bakıyoruz. Cedduna dedemiz kâne idi. Ganiyyen zengindi dedemiz. Peki lakin ne fakat teyzemiz kânet fakiraten o fakirdi. Yani dedemiz zengindi fakat teyzemiz fakirdi. Haletukuma <laughs> ikinizin teyzesi. Tesniye bakın. tukuma kanet idi. <laughs> Mesela akşamleyindi. Nerede? Fi beyti sahibina arkadaşımızın evinde. İkinizin teyzesi akşamleyin arkadaşımızın evinde idi. Evet şimdi dersimizin üçüncü bölümüne geçiyoruz. Mesela birinci cümlede teyzemi nerede gördün diye araba soracağız. Şimdi nerede olunca mutlaka eyneye başvuracağız. Eyne. Görme fiili var. Raite. Yanımızdaki bir insana soruyoruz. Eyne raite. Nerede gördün? Kim görülen? Haleti. Teyzem teyzemi nerede gördün veya teyzemi nerede buldun diyeceksek eyne vacette kaleti teyzemi nerede buldu bakın kalıp değişmiyor iki tane çocuğa diyeceğiz ki bu okula ikiniz için geldim geldim Cidu. nereye geldim ben bu okula ilahezihil madreseti bu okula geldim ben kim için geldim Lejli Kuma, siz ikiniz için geldim bu okula. Evet üçüncü cümleye bakalım. Teyzem çarşıdan küçük bir saat satın aldı. Teyzem satın aldığına göre işterat mühendis çünkü. Haleti. Teyzem satın aldı. Ne aldı? Saaten. Üstelik sahireten, Küçük bir saat satın aldı. Nereden satın almış bunu? Çarşıdan. Minesruki. Haleti işterat de diyebilirsiniz. Yani özneyi cümlenin başına getirir, isim cümlesi yaparsınız. Öyle de söylenebilir. Yani konuşma dilinde bunlar mümkün. Haleti işterat. İşterat haleti. İkisi de aynı anlamda şeyler. Ama hangisini öne getirirseniz, fiili önce söylerseniz o fiil cümlesi olur. İsmi önce getirirseniz isim cümlesi olur. Aldığı şey de meful olduğu için hemen ondan sonra getirilir. Tabi mefulun burada bir sıfatı da var. Küçüklük bir sıfattır. Saaten sagireten. Bak saat mühennes olduğu için sagire de mühennes olarak geliyor. Bir yerden almak tabii ki min ile kullanılacak. Mines suki. Evet dörde bakalım. Deden bir kitap da aldı mı? Yani başka şeyler de aldı da bir kitap da aldı mı? Hel iştara aldı mı derken mı soru cümlesi olduğu ortada. Ne diyoruz? Hel iştara cedduke deden satın aldı mı Ben Bir kitap. Herhangi bir kitap. Eyzan. Bir kitap da aldı mı? Eyzan deda manası. Beş. Ekhede ebuke. Pardon. Baban sana bir kalem tıraş aldı. Baban. Ebuke ile başlayabilirsin cümleyi. Kalem tıraş aldı. Satın aldı demiyor. Aldı. Ahada ebuke. Ebuke ahada. Hiç fark etmez konuşma dilinde. Satın alınan şey ne? Mibraten. Yontuma aleti demektir bu. Miftah açma aleti. Bir vezinle aletler Arapçada ismi alet denir buna. İsmi alet. Bir aletin adının bir vezni var. Mifal vezninde. Mifal. Bak miftah buradan geliyor işte. Açma aleti demek. Fetaha açtı. Miftah açan demek. Mibrat yontan demek. Belli ki kalem söz ediyoruz. Lejlik'e sana. Leke diyebiliriz. Ebu ki mibraten leke. Veya ehede leke Ebu ki leke mibraten de diyebiliriz. Burada da lejlik'e demiş. Bu kızı gördün mü? Muhatabımıza soruyoruz. Üstelik muhatabımız erkek bir insan olsun. Hel ra'eyte? Gördün mü? Hadihil binte. Bu kızı. Bu kızı gördün mü? Bayana sormamız gerekirse ne diyeceğiz? Hel ra'eyti? Hadihil binte. Bu kızı gördüm. Evet annesi iyi bir kitap satın aldı. Kitabı satın alan kim? Annesi. Anne olunca müennes bir kelime kullanacağız daha doğrusu müennes bir kalıp kullanacağız. Satın aldı, mazi olduğu için yani geçmiş zamanda yapılmış olduğu için iştarat ummuha annesi, onun annesi. Ummuhu ummuhuma ummuhum, ummuha yukarıda kızdan bahsediyorduk ya işte o kız. Onun annesi ne satın almış? Kitaben bir kitap satın almış. Kitabında vasfı ne? Sıfatı ceyiden. İyi bir kitap. Yeni bir kitap. Anlamı da olabilir. Cedid daha çok yeni. Cedid. Müceddit de bu kelimeden geliyor. Yenileyici demek. Cedid cidden der Arap mesela. Cedid cidden. Çok güzel. Çok iyi manasında. Evet. Kardeşim nerededir? O da kardeşini arıyor. Kardeşim nerededir? Ona bir kalem tıraş satın aldık. Maksat iştira kelimesini sigalara göre işletmek yani iştara muzarisi yeşteri müşteri de bu kelimeden geliyor iştara iştaraya iştara iştarat iştarata iştar ne burada iştarayna iştaraytu iştarayna kardeşim nerededir iştarayna mibraten li eclihi ona veya lehu ona diyebilir. Kardeşim nerededir? Ona bir kalem, kalem satın aldık. Eyni ahi işte reyna Evet dokuzuncu cümleye bakalım. Akşamleyin neredeydin? Eynekunte. Değil mi? Filimazi. Neredeydin? Ne zaman? Akşamleyin. <laughs> fil mesela fil nehari mesela gündüzleyin neredeydin? diye sorabilir. Eynekunte. <laughs> finnehâri veya eyneküntef fi zuhri öğleyin neredeydin? Burada fil mesai akşamleyin neredeydin? diye soruyor. Evet, şimdi bu derste geçen birkaç kelimeyi Kur'an'dan bakalım. Şimdi mesela saat kelimesi çok geçti değil mi? Saat. Kur'an'daki saat bizim kol saati değilmiş. Masa saati hiç değilmiş. Kur'an'daki benim bildiğim bütün saatler kıyametle alakalı. Evet. isterseniz sırayla bakalım. Birinci ayette ne diyor? Kad hasira. Gerçekten kaybetti. Kimler? Ellezine onlar ki de kezzebu yalanladılar. Neyi? Billika illahi. Allah'la kavuşmayı, Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar gerçekten kaybetti. Hatta izâ câethumus sa'atu bâgten. Ansızın kıyamet onlara geldiğinde. İzâ zaman bildiren bir zarf edatıdır. İzâ. Câ'yı zaten biliyorduk. Gelme. Câethum onlara geldi. Ne? Gelen ne? Es İşte bu kol saati değil. Bu kıyamet. Bâgteten zaten açıklıyor onu ansızın gelen kıyamet onlara geldikleri zaman ya hasratena ala ma fiha yazıklar olsun bize yaptığımız bu eksiklik ve günahlardan dolayı diyecekler. Kalu, kale dedi, kalu dediler. Evet. Saat kelimesi bakın 35 yerde bu şekilde Kur'an'da geçiyor. Aynen hem de yazdığımız gibi. Es-sa'atu. Evet. Yine ikinci ayete bakalım. Kul de ki, kalenin emri bu. Kale dedi, yakulu diyor. Kul de. Hani kul huvallahu ahad diyoruz ya. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. De ki Allah birdir gibi. Efendimiz'e hitaben emir bu. Kul de. Ere Görüşünüz nedir? İn etâkum azâbullâhi. Allah'ın azabı size geldiğinde. Etâ da gelmekti değil mi? Ati gelecek. Gelen. Ev etetkumus sa'atu. Yine aynı saat kelimesi burada da kıyameti. Ev etetkumus sa'atu veya kıyamet size geldiğinde. Allah'ın azabı size geldiğinde. E gayrallâhi ted'ûne. Allah'ın dışındakileri mi çağıracaksınız? Ted'un davet bu kelimeden geliyor bak. E gayrallahi. <laughs> Allah'ın dışındakileri mi? Oradaki e aynen hel gibi istifam edatı. E <laughs> gayrallahi. Allah'tan başkasını mı ted'une çağıracaksınız? İn kuntum sadikin. Eğer doğru söylüyorsanız, eğer doğrucular iseniz gibi. Gene saat gelmesi burada da aynı şekilde kıyameti anlatıyor. Aşağılara doğru bakın. 22'ye 1. Ya yuhannasu ey insanlar. Ittakurabbikum. Rabbinizden korkun. İnne zelzelates saati. Zelzele bizim bildiğimiz zelzele işte depremin adı. Arapça zelzele. Sarsıntı demek. Kelimenin kendisinden anlıyorsunuz zaten zelzele. Kelimenin telaffuzu da bir sarsıntı gibi. İnne zelzele tessaati kıyametin depremi şey'un azim. Büyük bir şeydir. Azim. Bütün insanlara hitap ediyor bak burada. Çünkü kıyameti görecek sadece Müslümanlar değil. Belki de gerçek manada Müslüman kalmadığı zaman insanların üzerine kıyametin kopacağının da alametidir bu bu Allah'ın hitabı ya yuhannas ya yuhal lezina amenu demiyor Cenab-ı Hak. Efendimiz Ali Vesselam kıyamet koptuğunda gerçek bir Allah diyen mümin olmayınca kıyamet kopar buyuruyor. Onun bir altında ne diyor? Ve ne saate gerçekten kıyamet kıyamet saati derler zaten. Anadolu'da kıyamet saati ya kıyamet zaten saat demek, saat kıyamet demek. Ama ikisini birlikte Anadolu'da kullanılır. Kıyamet saati. Atiyetun geliyor. La raybe fiha. Katiyen onda şüphe yok. Reyb, şüphe tereddüt demektir. Fiha'daki o zamir de saat kelimesi mühendis olduğu için o da ona gidiyor. Ve saate gerçekten Kıyamet atiyetun geliyor. La raybe fiha. Ve enne Allah'a. Allah gerçekten yab'asu diriltiyor. Men fil kubur. Kabirde, mezarlıkta olanları Allah diriltir. Mutlaka diriltir. Bak, kelimeyi anlamını güçlendirmek için Arapçada kullanılan tekit güçlendirme edatlarından bir tanesi de ennedir. Inne ve en. Bak bir cümlede iki defa geçiyor. Birinci cümlede deniyor ki kesinlikle kıyamet geliyor. Şüphe yok. Ve bir de kesinlikle Allah mezardakileri diriltiyor. Diriltecek demek yani. Arapçada muzari fiili hem geniş zaman hem şimdiki zaman hem gelecek zamanı içinde barındıran bir muhteviyatı geniş bir fiildir. Ba'ate <laughs> yeba'atu fiili muzarisi. Aşağıda 30'a 14'e bakın. Ve yevme o gün tekumus sa'atu kıyamet kopuyor. Kıyamet ikame ediyor. Yani gerçekleşiyor demek o gün. Yevum, yevmiye diyoruz ya yevmiye. Günlük demek. Yevmiyeci anlamında. Türkçe'de kullanıyoruz bu kelimeyi. Gün demek. Ve yevme tekumu sa'atu. Kıyamet koptuğunda yevme izin yeteferrakun. Onlar abi. orada ne yapacaklar? Ayrışacaklar. Teferrak iftirak. Yani cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme böyle ayrılıp gidecekler. Evet, saatten bu kadar bilgi yeter herhalde. En çok kullanılan kelimelerden bir tanesi de ekberdi. Ekber, daha büyük, en büyük demek yani. Neyin ismi taftili bu? Kebir kelimesinin ismi taftili. Kebir, ekber. Bak 22 ayette 24 kez kullandı diyor. Yeseluneke sual. Türkçe bak. yeseluneke Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak diyor ki yeseluneke sana sorarlar. Nereden sorarlar? Ani şehril harami. Haram olan aylardan. Yani cahiliyet döneminde de savaş yapılmayan yılın üçte biri, dört aylar var. Dört ay savaş yapılmaz. Onlara eşhurul hurum denir. Yani haram aylar. Ani şehrin haramı kitalin fi. Kital savaş demek. Katele öldürdü demek. Kital da de savaş. Kitalin fi. İçinde savaşın olduğu haram aylardan sana sorarlar. Allah Efendimiz'e onlar sormadan önce bilgi veriyor. Sorduklarında da doğru bilgiyi şimdi devamında diyor ki kul de yani onlar soru sorunca sen de cevap olarak söyle. Ne söyle? Kitalun fihi kebirun. O haram aylarda savaş yapmak büyük günahtır. Kebir. Kebair diyoruz ya biz. Kebair bu kebirin çoğulu. Günahı kebair derler. Cenab-ı Hak Efendimiz'e diyor ki sana haram aylarda savaş yapmayı sorarlar veya soracaklar. Kul de ki fihi kebirun. O aylarda savaşmak büyük günah. Devamında diyor ki vasaddun an sebilillah ve Allah yolunu kapamak. Yani insanların mümin olmasına engel olmak ve kufrun bihi ve inanmamak ve mescidil harami ve mescidil haram ve ihracu ehlihi orada bulunanları ihraç etmek, çıkarmak minhu Mescid-i Haram'dan yani Mekke'den Ekberu indallah Ekberu indallah Allah nezdinde daha büyük günahdır. Yani haram aylarda savaş yapmak günahtır. Ama oradan insanları çıkarmak, Allah'ın yoluna girmekten insanları men etmek ondan daha büyük günahtır. Evet. İkinci ayette de vel fitnetu ekbaru minel katli. Bakara suresinin 111, 217. ayetinde fitne çıkarmak öldürmekten daha büyük bir günahtır. Buradaki ekbaru ismi taftil değil. İşte bizim aradığımız asıl kelime buydu. Başka bir ayette bizi ilgilendiren bir ayet bu. 16'ya 41. Vellezine haceru hicret edenler fillahi Allah'tan dolayı min ba'di ma zulimu zulüm gördükten sonra lenubevvi ennehum onları yerleştiririz mutlaka fid dünya haseneten dünyada güzelliklerle onları sarıp sarmalarız daha ve le ecrul ahireti ahiret ücreti ise ekberu daha çoktur daha büyüktür levkânû keşke bilselerdi 40'a 57 3. bir ayete bakalım son olarak le kus semavati vel ard yer ve göğün yaratılışı halk mastar yani ekberu daha büyüktür. Neden? Min halkin nasi insanların yaratılışından daha büyüktür semavat ve arzın yaratılışı. Velakin ekseren nasi la Fakat insanların çoğu bilmezler, bilmiyorlar. Evet. Bu kadarla yetinelim. İlerlika inşallah.